Merhabalar efendim, annemi bekliyorum, gelecek de İstanbul'a gideceğiz. İlla götür beni demişti. Ablamla biz dün akşam bu arada konuyu hallettik. Yanlış anlaşılmış. Evet, ben yanlış anlamışım. Bana dönmemesinin sebebi görmemiş, aradığımı da görmemiş. Beni aradı, hemen video atmıştım. Zaten şey demiştim, bilenler, okuyanlar, işte izleyenler bilir. Bilmiyorum hani şu anda o ne düşünüyor, bana bu gelme etme demedi yani. Ben sadece kendi kendime işte alındım. Çözülür demiştim aynen. Ben gideceğim yarın akşam demiştim. Aynen de dediğim gibi oldu. Sağ olsun beni aradı. Necla ablamla oturuyorlarmış. Sen de gel diyorlar. Gece dedim saat 1'e geliyor. Ben gelemem. Çünkü ben aynı apartmanda değilim. Karşıdan karşıya tamam yakın, çok da uzak sayılmaz ama çocuk da evde olduğu için gidemedim. İyiydi bakalım işte. Bu akşam dedi gelin. Bekliyorum dedi. Anacığımı da götüreceğim. Ben de gideceğim işte evine. Evi çok güzel bu arada gerçekten. Manzarasını. Orayı ben yine bakmıştım. Hatta oraları biz hep gezmiştik Necla ablam alırken. Ama o tarafı pek istememişti Necla ablam. Arka tarafın sahili gördüğü için kenardan da orayı istemişti. Onun da evi çok güzel çünkü. Manzarası da güzel. Hayırlısıyla ikisi de güzel otursunlar. Sağlıcakla otursunlar. İkisinin de yan yana olması. Ben de zaten uzak değilim. Bir tarafındayım. Güzel oldu. Evet, Esra ablama doğru. Kızım, annem. Yok yavrum, buraya değil. Korkma. Herhalde koltuğu yeni geldi diyorum. Şuraya Aksu Çarşı gelmiş. Biz de tam zamanda mı gelmişiz? Ben aşağıda bir haydi bakalım, durulurken biz girmiş olacağız. Biraz gel yavrum, yavaş gel. Bir yavaş gel. Yavaş çık yavrum. Çok güzel olmuş, çok güle güle oturun. Gayet kibar olmuş bacım. Evet. Güle güle otur. Evin şeyi de güzel ama. Ben burayı beğeniyorum. Ama bana bak, yeni daireye yeni şey yapmışım. Aynen herhalde yani, yeni olacaktık yeni hepsi. Bak senin Necla ablamınkinden aynısını yapmışlar. Görüyor musun Necla abla? Senin evin de böyle işte, ne güzel. Anacığım turşu murşu ha bunlardan nereye koydu? Anacığım. Batuhan'a verdiydi. Batuhan nereye koydu acaba şeyi? Elinde torbası vardı. Evet bakın. İyi oldu sabah kahvaltılarına. Anam baksanıza kaderim de burada. Az bakın ablamın burası sefahat yeri. Şurada bakın. Şu karşıda da yan tarafında da benim evim. Şu kahverenginin yan tarafı. Uzakta değiliz. Güzel olmuş, güzel güzel. Benim bugün hiç yok. Ha bununla başlangıç. Bir şey çekemedim ki. Benim halim yok zaten. Ben bitmişim. Nasıl kırıldı? Düştü mü? Niye? Nereye düşürdün? Anı. Bazen de öyle oluyor. Annenki de düşüyordu biliyor musun? Bol bol yere düşüyordu. Anam iyi bak, şansa bak. Koltuklarla gelmişiz. Aksu'yu görünce benim aklıma geldi zaten. Koltuk gelmiş dedim. Perdeye de uyum sağlamış kız. İyi olmuş. İyi olmuş. Seninki gibi. Senin de perdelerin çok güzel ha. Anam bacım güle güle oturun. İki tarafta yakın olduğu için daha da şey oldu. Komşuluk yapıyorsun. He, komşuluk güzel. İki adım ben buraya geliyorum. He, iki adım, iki adım. Ben de oradan gece çağırdılar beni ama gece hasta istesem gelirdim de çocuk vardı. Kız vardı. Kız uyuyordu yanımda. Daha şey yapamadım. 12'ye vardır. Çünkü siz beni aradınız, 11'e geçiyordu. He, sonra işte bir yanlış anlaşılmaya düzelttik, sohbet ettik. Kız geceden gelecektim aslında ben de. Kız yanımda yatıyordu. Hiç benden bir laf duydun mu? Kız duymadım ben da. Öyle. Ben kendi kendime dedim acaba bağ kırıldı mı net dedim. Hatta dedim ki. Kızım ben kırılsam telefon açarım. Saat pat diye söyle. Hatta dedim ki bak burada açıklamada bile dedim ki. Bana bir şey söylemedi dedim. Ben kendi kendime öyle düşündüm dedim. Ama yarın akşam gideceğim dedim. Suratıma şey bakmazsa dedim. Böyle bir ay dinledim o şeyini, çok saçma. Beni aradı, direkt beni aradı zaten. Baktım konuyu farklı yere götürüyorlar. Direkt dağılırdım zaten. Çocuğum. Melek dedim, benim aklıma böyle. Aynen geçmiyor dedi ya zaten, bana dedim, beni aradı dedim. Anam benim kızım çok mutlu oldu. Beni Esra teyzeme götür. Ha getirdim. Yavrum ben eve kaçta geliyorum. Kızım kendi kendine kur oyna. Kız ondan değil, ondan değil. Yorgunluktan bacım ben daha dışarı çıkamadım. Al istediğini oynayacağım. Senin yorgun olduğunu ben biliyorum. Çıkamadım.
Ben ta yukarıda ilk taşı ilk toplanmaya başladığımda bana dedin ki sen... Dedim benim ailem, dedim benimki köyde gitti dedim. Dedim. Aynen. Dedim. Gerekiyor dükkanı açmak için. İşte dün geldi, dün sabah geldi. Şimdi cuma günü yine gidecek. Yok yavrum dedim belki kırılmıştır bilemem dedim anne. Yanlış anlar dedim. O da doğru. İnkar da etmez. Söyler falan. Açar da söyler sayar. Ben adama telefon açar söylerim. Ben geriden aynen. Geriden sen kızınızı unuttun. Direkt tank yüzüne söyler. Anam Necebam'ı görmemiş mi? İkiniz de hep pembeli mi oldunuz siz? Üçünüz de pembeli. Anam bacım sizin aile boyu pembe takmışlar. Olsun. Anacığım çok mutlu oldu. Anacığım beni götürün deyip durdu. Tabii arkada şey yok da yanacak yerin yok ya. Azıcık dikkatli oturacaksın oraya. Böyle baldır küdür atmayacaksın. Kilo bakardır diyormuşum. Kız, bu melek dedim, ne kız ya, bu... Ama işte ben arayınca da mutlu oldum ama. Şimdi araması da iyi oldu. Dedim videoyu iyi atmışım. Gide görmüş dedim. Dün gece ben gelme kuracağım mı dedim. Necla ile burada oturuydu. Ben senin videoyu izledim dedim. Necla dedim ki... Aradı beni. Hocam buraya gideyim. İkimiz bir dinleyik ha. Kızım hiç böyle bir şey konuştuk. Sen de duydun muydu? Ama yok hemen kaldırdım zaten. Baktım ki konu farklı yerlere sapıttırılıyor. Direkt kaldırdım. Biz bunun haberimiz var mı? Yok. Ben hiç laf etmiyor. Ben dedim ki bana kırıldı mı dedim. Hatta Batuhan'a dedim ki annen acaba bana mı kırıldı bir sor dedim. Bu da bana dönmeyince. Olma dedi ki seni aramış dedi. Batuhan'a sen aradın. Cumartesi aradım dedim de. Ama cumartesi demedi o. Aramış seni. Sen bakmıyorsun. Şok olacağım bir şey göstereceğim. Ona bakayım yakın bir tarafta aranan yok. Kız cumartesi dedin biz ne kadar uğraşıyoruz. Anne sen biliyorsun. Abi yönün bir anda sağa benzemiş. Sen de gene bulayım da hemen şey yapıyordun ha. O oynayan ben oldum. Kur'an yine ben oldum. Ortada halı yokmuş, yumurta yokmuş. Şimdi bu bana daha önce dedi ki ben dedi dükkanda çalışmak zorundayım canım. Tamam. Bana yardıma gel dedi ya gelemeyeceğim dedim. Ne başıma dedi zaten uğraşamayayım dedi adam. Zaten, fındıktadır. Fındık zamanını biliyor musun? Yalnızım ben. Zaten yorgunum dedim. Aynen. Hiçbir şey demedim. Tamam bacı sen işine bak dedim. Tamam. Benim adamlarım zaten benim insanlarım vardı. Yok dedim o yönden de çok şanslı dedim. Bak Allah yalan değil gerçekten dedim. Geldiler. Benim kızım küçük olduğu için çok şanssızım Allah. Dedim. Senin kızın büyük dedim. Allah kızımı var ya. Allah kızımı var. Anne benim ikisi daha. Kader de var dedim. Anne hey ben daha şanslı. İki canlı da görürsün. Anne bana çıktı. Zorlar da geldi. Anam dur bakarım dur. İki. Sen şimdi bak. Evet. Aynen kaderle uğraşılıyor. Tam uydu bak. Tam yanına bitiştir ki ara görünmesin arada. Tam yanına bitişti. He aradan görünmesin. Biz görünmeyelim. Ha. Bu kadar bir iş. Tamam işte. Yeterli. Tamam o doğru. Onun ağzındakini çıkar ama. Tornavidan var mı? Modeli değişik olmasın. Tornavida getirmedim. Anam. Ya da o şeyciden az şarj değil al da. Onu da çıkarabilirsin. İçeride var adam. Şarjı var al. Onların tornavida da vardır. Şarjı da vardır. Ustalar içeride ya. Denk düşmez iyi olmuş. Al da şarjlı bir şey değil. Yani. Şarjlı vidalama de vidalama ya da tornavida de. Şarjlı bir şey değil der. Ben sizi bir yerden sanki görmüştüm var diyor. Valla dükkanım var ya benim şu bakımda. Efendim? Dükkanım var ya senin eski çay ocağın yok mu senin hala? Aynen. Orada oteyi tamam var benim de aynen. Ay diyorum ki ben nereden tanıyorum diyorum. Tamam çay veriyordum. Şey şarjlı vidalama yok. Şu anda siz bu işle de mi uğraşıyorsunuz? 7 yıldan beri var bende burası. Doğru. Sen orada perde falan nasıl yani? Orada daha yapmıyorum şimdi. Dükkanda yapıyorum. Anladım. Bu buraya olmaz ama bakayım. Bu buraya olmaz. Şarjı sever. Ve... Sen bir sol giriyor. Benim ayağım acıyor. Ablam da. Onun ayakları kırıldı onun ayağı da. Erkan gönderdi beni de. Erkan da gittiğimiz daha hem akrabamız hem damadı. Ben canımdım. Ben çay veriyordum onlara da. Ben de böyle nereden tanıyorum diyorum. Nereden tanıyorum? Oto yıkaması var bunun. Oradan tanıyorum. Tanıyorum. Yavrum az tülü alacak önce. Tülü düzeltecek ondan sonra. Şimdi iyi oldu. Onun da altını çıkaracak şimdi. Evet. İyi çok güzel. Güzel oldu güzel oldu. Güle güle otursun. İyi gidelim. Anacığım bu şeyi sever. İstemeyi sever. Kızan adamın gözünde büyüme diye. Yok anne, kızan büyümez. Teyze diye gel dedi.
Teyzen çok işi var. Evde çalışıyor. Evde. Oturmaktan yoruldu. Teyzen'e geleceğim diye koşturarak süslenmiş püslenmiş çıkmış kapıya. Aferin kuzuma. Nece şumda maşallah grand tuvalet. Anacığım da yattı yaslandı yavrum. Bak şunu yaparım. Ama böyle olduğu için. Güzel oldu, güzel oldu. Gayet iyi. Akşam kapatır orayı. Oldu bitti. Seninki de böyle tarzda değil mi zaten? Seninki de güzel. Pullu yine ya. Çok şık, çok. Benimki düz. Benim daha tülüm mülüm bile şu anda yok. Şu anda benim tülümü bile yok. Nazik kızım. Ya sen bir tül yok mu? Var da yani yenisi yapılacak eve geçersen. Evet anacığım eve bıraktım. Kendim bime geçtim. Önce çay ocağına tabak aldım. Çay tabakları altı. Şimdi de bimden alışveriş yaptım. Kızıma bisküvi falan aldım. Kendime yine beyaz peynir yiyoruz kahvaltılığından aldık. Aldım gidiyorum aldık diyorum. Tek geldim. Ondan sonra işte. Kız eve çıktı. Özgür eve gelmişti çünkü. Ben de eksiğimi gördüm. Anacığımı Emine'ye teslim ettim. Gidiyorum. Evet yanlış anlaşılmayı da düzelttik bu arada. Ablamla hala gülüşüyoruz. Sen de diyor bana mı çektin? Hani kafana göre şey yapıyorsun. Kurdun oynadın. Doğru. Ben kendimce gerçek ya da bir insanın bazen alınganlık günü olabiliyor ya. Bugün hele bugün çok beter alınganlık günüm. Hep tarihler. Şimdi Eylül ayında iki taraftan da kira değişikliğim var. Hem iş yerinin var hem evin değişikliği var. Bu akşam da tabii dükkan için aradı. Sahibi aradı. Cevap veremedim çünkü bugün birazcık şeyim ya. Sabah arayacağım, konuşacağım. İyi değilim açıkçası. Neden iyi değil derseniz bugün bankada da sorun yaşadım zaten. Hepsi üst üste gelsin istemiyorum. Şimdi beklediğim fiyatın fazlasını verir diye de çekiniyorum açıkçası. Şimdi 1,5'ken 3 isteyebilir diyerek. Çünkü artık şey olmadı biliyorsunuz hep yarı yarıya artırmaya başladılar. 2,5 teklif edeceğim. Bakalım ne diyecek. Çünkü çok fazla. Orası için çok fazla. Zaten savaşıyorum milletle. Kapıyı arabayı çekmeyin. Yok şunu yapmayın. İşler zaten düşük. Bir de üstüne üstüne şu anki o konuşmayı yapabilecek durumda hissetmedim kendimi. O yüzden de telefona cevap vermedim. Sabah daha dedim böyle sakin kafayla, dinlenmiş bir kafayla konuşalım. İş yerinde araşırım. Gece akşamlar ararsa tabii ki sürekli de bakmamazlık yapamam. Mecburen bakarım ama hiç havamda değilim. Şu an konuşmasak benim için daha iyi. Daha yeni kaçı bugün? Tabii Eylül'ün birini geçirmeyelim diyerek biliyorsunuz dakikler. O dakikliği bozmamak gerekiyor. Bakalım hakkında hayırlısı olsun. Anacıma dedim ki dua et de dedim. Anne çok fazla dedim artırmasın. En azından normal olsun. Ben de yorulmayayım. 2,5 ay razıyım. Gelir artık. Kat kat çıkmayalım. Hemen birden atlarsak seneye ne yaparız? Gelecek sene olur 4,5. Ben ne yaparım? Kalacak durumum kalmaz. Çünkü beni kurtarmaz orası. Her kişinin sahibine göre şey zannediyorlar. Fazlasıyla iş yapıyordur hesaba. Öyle olmuyor işte. Olmuyor. Her şeyi düşünmek gideri çok fazla. Gideri fazla. Ve sote yerde kalıyorum. Çok fazla arada. O yüzden de çok böyle bilen geliyor genelde. Tabii karşı tarafı anlatabilmek. Tereyim de yaptırdım. İşi istemedim. İş yerine terek yaptırdım. Biliyorsunuz. Terekten bahsetmedim bile. Düşelim demedim. Eski terek, terek gibi değildi. Ben bu tür şeyleri konuşurken çok yoruluyorum ya. Bir türlü bu tür şeyleri sevmiyorum. Nedense. Yok. Allah kerim bakalım.
Evet arkadaşlar, eve geldim. Kuzucuğum mutlu oldu. Bisküvilerini verdim. Ay, tabakları da aldıklarım da biraz sorunluymuş ama adam böyle kafasına göre tek tek verdi ama işte mecbur aldım. Uygundu, daha uygundu. Normalde 16 küsür falandı başka yerde. Orada daha uygun diyerek aldım ama olmadı, yarın geri götürürüm. Sorunlu olanı ben ne yapayım? Ayak sallama kızım, telefon sallanıyor aşkım. Neyse, ben burada videomu bitireyim. Allah'a emanet olun, inşallah yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.